Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nden herkese merhabalar. Özellikle kadınlarımızın, anne ve anne adaylarının merakla beklediği yayınımız için işte karşınızdayız. Bugün yanımda hastanemizin çok kıymetli kadın hastalıkları ve doğum uzmanları var. Eminiz birçoğunuzun doğumunda yer almış isimler bunlar. Avrasya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, gebelerin sağlıklı bir şekilde gebelik sürecini tamamlayıp bebeklerini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmelerinde önemli rol oynamış ve bunun için medikal kadrosu ve kaliteli sağlık hizmetleri ile tercih edilir, tavsiye edilir bir sağlık kuruluşu olmuştur. Hastanemizin belirlediği misyonu doğrultusunda da her zaman toplum sağlığını önemseyen, bilimsel, etkin, etik, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunmayı görev edindik. Toplum sağlığı demişken de toplumda en önemli yere sahip olanlar tabii ki kadınlarımız. Öncelikle kadın olmanın zor olduğu bir dünyada tüm yükleri aslında bazen gözde görülmese de arka planda omuzlayan kişidir kadın. Rengi, dini, yaşı, memleketi ne olursa olsun her kadın dünyanın en kutsal varlığı ve dünyanın en kutsal makamı olan anne adayı hepsi. Anneler ve bebeklerimiz için ihtiyaç duyulan her türlü donanım hastanelerimizde mevcut olmakta. Bebeklerimiz diyoruz çünkü onu en az sizin kadar önemsiyor ve doğumdan önce ve sonrasında bile gelişimlerini onlarla el ele takip ediyoruz. Tabii sadece doğum akla gelmemeli. Kadın hastalıklarını kapsayan birçok tedaviler, ameliyatlar, jinekolojik onkoloji ameliyatları yine bu alandaki yıllardır gerçekleştirdiğimiz başarılı işlerimiz içinde yer almakta. Avrasya Hastanesi olarak Bebek Dostu Hastane unvanını alan bir hastaneyiz. Yani bunu da nedir hemen izleyenlerimize açıklayalım. Gebeliklerinden itibaren anne ve anne adaylarını anne sütü ve emzirme konusunda bilgilendiren, sağlık personeliyle annelere doğumdan hemen sonra bebeklerini nasıl emzirecekleri konusunda yardımcı olan hastanelerin aldığı unvandır. Her türlü poliklinik ve servis hizmetlerimizde 7 gün 24 saat boyunca ihtiyaç duyulan her an gerek kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarımız, gerek bebekleriniz için çocuk hastalıkları uzmanlarımız sizler için buradalar. Mesai saati ya da dışı telefonlarınıza, mesajlarınıza dönüşler yaparak hep o anki merakınıza, telaşınıza, sorularınıza destek sağlıyorlar. Biz onları genelde sakin sakin yürürken değil de hep koşar adımlarla görüyoruz. Arabasını kapı önünde bırakıp koşa koşa hastane kapısından içeri giren, merdivenlerden üçer üçer ameliyathaneye, doğumhaneye koşarak inen. Çünkü planlı da olmayan birçok sürpriz doğumlar da olabiliyor. Tatlı telaşlar denilen şeyi aileyle birlikte yaşamaya ve o heyecana hep ortaklar. Mutlu aileler, mutluluk gözyaşları, bu kapıdan bir kişi daha fazla ve daha fazla sevgi dolu çıkmanız. Gözlerinizdeki güven, dilinizdeki dua, bize bıraktığınız en güzel aile fotoğrafınız. Burada doğum yapan, başarılı hizmet alan ve herkes adına da buradan doktorlarımıza da sizler huzurunda teşekkürlerimizi sunmuş olalım ve iyi ki varsınız diyelim. Ulu Önder Atatürk, öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır sözünden de esinlenerek biz de hep hekimlerimiz ve annelerimiz için diyoruz ki sağlıklı nesilde sizlerin eseri olacaktır. Gelişen teknolojilerle birlikte bu dönemin sağlıklı nesli insanları olarak artık o kadar çok şanslıyız ki kontrollerle, önlemlerle, doktorlarımızın yönlendirmeleri ve rutin takiplerimizle bu teknolojiyle birçok şeyin artık önüne geçip kontrol altına alabiliyoruz. Takipli hastalarımızın, bizi tercih eden hastalarımızın, memnuniyetini dile getiren hastalarımızın yanı sıra bizleri tercih edecek olan hastalarımız varsa da izleyenlerimiz arasında hastanemize gelerek hastanemizi gezip görebilir, hizmetlerimizi de tanıyabilirler.
her anne ve baba için güvenilir, donanımlı bir hastanede çocuğunun doğması önem taşır. Bunun için Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'ni bizleri tercih edebilirsiniz. Tekrar söyleyelim. Biz kadın hastalıkları ve doğum olarak sizin için sağlıklı bir gebelik süreci geçirmeniz için, kaliteli ve sağlıklı bebekler dünyaya getirmeniz için buradayız ve varız diyoruz. Evet, dediğim gibi hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum uzmanları yanında güçlü bir medikal kadro, harika. Hemen sağ tarafında iki güzel bayan var, sol tarafında hemen yine bir beyefendi var. Kendilerine hoş geldiniz diyorum ben tekrardan ve hemen Facebook'tan günlerdir yaptığımız duyurular sonunda kadınlarımızın, anne ve anne adaylarının merak ettiği sorulardan derlediğimiz sorularımızı uzmanlarımıza sorup sizlere de bu konularda ışık tutacağız. Hemen evet, kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız operatör doktor Nurcan Dalan'la başlamak istiyorum. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Evet, hepsi birbirinden yoğunlar. Polikliniklerinde hastalar, doğumlar derken yoğun ve yorgun bir günün ardından ama hala enerjik bir şekilde de karşınızdalar. Hocam, İlk olarak sormak istiyoruz. Polikistik over nedir? Belirtileri nelerdir? Polikistik over çok sık rastlanan bir sendrom. Artık hastalık olarak kabul edilmiyor, sendrom olarak kabul ediliyor. Birkaç bileşeni var. Özellikle tanı iki kriterle konuluyor. Evet. En az iki kriter olması gerekiyor. Yumurtalıklarda yumurtaların düzenli olarak gelişemeyip yumurtanın kabuk dediğimiz kısmının çok kalın olmasıyla, yumurtanın gelişmemesiyle ve çatlama olmamasıyla ultrasonda tipik bir görüntü vardı. Böyle inci gibi dizilir yumurtanın etrafında foliküller, yumurtalar. Bu görüntüye polikistik over diyoruz. Bunun yanında, bununla beraber işte şeker hastalığına, kıllanmaya, düzensiz adetlere gibi şeylere neden olabiliyor polikistik over. Birkaç kriter, hormonların bozukluğu, işte evet, düzensiz adet ve bu görüntü bir arada olunca polikistik over demek daha kolaylaşıyor. Peki hocam, polikistik over nasıl tedavi edilir? Bununla ilgili kısaca bilgi verebilir misiniz? Polikistik over'in tedavisi yok aslında. Burada amaç polikistik over'i tedavi etmek değil. Çünkü bu genetik bir olay. Bazen genç kızlarımızda polikistik over görüyoruz ama o adolesan çağ ergenliği atlattıktan sonra normale gelebiliyorlar ama genelde eğer varsa polikistik over, menopoza kadar devam eden bir durum bu. Önemli olan burada polikistik over'e bağlı rahim hastalıklarına engel olmak. Eğer kilosu varsa hayat tarzını değiştirerek kilosunu verdirtmek, düzenli adet görmelerini sağlamak, illa infertiliteye problemine neden olacak diye bir şey yok. Eğer olursa infertilitelerini düzeltmek, yani evet, çocuk sahibi olmalarına yardımcı olmak ve kıllanma gibi problemleri varsa onları gidermek. Yani düzenli adet görmek, yaşam tarzını değiştirmek ve sorun varsa o soruna yönelik tedavi etmek gerekiyor. Teşekkür ediyoruz. Şimdi hemen diğer merak edilen sorulardan birisi, normal doğum ve sezaryen doğum birçok kişi tarafından merak edilen, sıkça sorulan sorular arasında geldi. Hemen normal doğumla başlamak istiyoruz hocam. Normal doğum nedir ve hangi durumlarda tercih edilir? Şimdi normal doğum her durumda tercih edilir. Eğer bir sorun varsa sezaryen, evet, tercih edilir. Zaten hani adı üzerine normal olması gereken. Sezaryen çok güzel bir ameliyat, hayat kurtarıcı bir ameliyat gerçekten ama tabii gereksiz yapmamak lazım. Hem anne hem de bebek sağlığını kötü yönde etkileyen bir ameliyat sezaryen. Ama gerekli olduğunda da yaptığımızda hem anne hem de bebek hayatını kurtaran bir operasyon. Normal doğumu engel olacak ya da bebek sağlığına ya da anne sağlığına problem oluşturabilecek ya da normal bir muayenede İşte annenin çatısı ya da bebeğin çok iri olması ile ilgili bir sorun varsa, normal doğuma engel olacak bir sorun varsa o zaman yönlendirebileceğiniz bir operasyon sezaryen. İşte karnı keserek bebeği çıkarma operasyonu. Evet, her ikisine de değinmiş olduk. Hem normal hem sezaryen, evet, doğum konusunda merak edenlere, izleyicilerimize bilgiler sağladık. Özellikle de hocam bu süreçte en çok merak edilen sorulardan biri de hamileyim ama Covid-19 aşısı olabilir miyim diye bize
ciddi anlamda sorular geldi. Bununla ilgili izleyenlerimize bilgiler aktarabilir misiniz? Evet, şimdi COVID-19 aşısı olmak lazım. Hastalıktan korunmak için şu anda tek silahımız aşı. Başka bir silahımız yok. Hasta olmadan aşılanıp bir an önce bu badireyi inşallah atlatmak lazım. Umarım da sık sık tekrar etmek zorunda kalmayız aşıyı. Tek doz belki ömür boyu inşallah koruma sağlar. Olmazsa gerekirse tekrar etmek gerekiyor. Tek doz derken iki doz yapılıyor da hani diğer yılları kastediyorum. Şimdi çalışmalarda tabii 60 yaş üzeri ve gebeler çalışmalara alınmaz. Hiçbir çalışmaya alınmaz 60 yaş üzeri ve gebe popülasyonu. Onun için çalışmalarda herhangi bir veri yok gebeliklerle ilgili. Hani evet. Gebelere zararı var mıdır, olmalı mı, olmamalı mı diye bir veri yok ama bu veri olmaması gebelere zarar vereceği anlamına gelmiyor. Nasıl gebeler COVID hastalığına yakalanabilirlerse, yakalanabileceklerse toplum ne kadar korunursa onlar da o kadar korunabilirler. Daha fazla değil, üstelik risk grubundalar gebe oldukları için. Bana kalırsa aşılanması gereken gruptalar. Faz 3 çalışmalarına elbette gebe olmaları nedeniyle alınamazlar ama bu aşı olmayacakları anlamına tekrar söylüyorum gelmiyor. Hı hı. Sağlık Bakanlığı gebelere onay verir vermez hemen aşılanmaları gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz bu sorularımıza verdiğiniz yanıtlardan dolayı. Yine birazdan son olarak izleyenlerimize sizlerin de söyleyeceği mesajlarınıza değineceğiz. Şimdi kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız operatör doktor Çiğdem Yavuz Yurtsever'e dönmek istiyorum. Hocam gebelikte beslenme nasıl olmalıdır izleyenlerimize bahsedebilir misiniz? Yani aslına bakarsanız gebelikten önce hani sağlıklı insan beslenmesi nasıl olmalıdır diye düşünürsek bunu da bir gebeye uyarlamamız gerekli. Öncelikle söyleyebileceğim tabii ki sigara ve alkolden uzak durmamız gerekiyor gebelik döneminde. Öğrendiğimiz andan itibaren bazıları tabii ki sigara bağımlılığından kurtulmak kolay olmuyor. Gebelik döneminde sigara içen gebeler oluyor. Hani izin hiç mi yok? Bir taneye mi bile izin yok gibi sorularla çok sık karşılaşıyoruz. Aslına bakarsanız tabii ki bir taneye bile izin yok. Çünkü o beslenmenin içerisinde kesinlikle yer almıyor. Onun haricinde kesinlikle vitamin ve mineral takviyelerine özen gösterilmesi gerekiyor gebelikte. B12 vitamini, D vitamini mutlaka gebeliğin ilk 3 ayın içerisinde, ilk trimesterde zaten taramalarını yapıyoruz. Düzeylerine göre beslenme haricinde gıda takviyeleri olarak vitaminlerini almaları şart. Onun haricinde tüm gebeler ayına göre yani mevsiminde taze sebze ve meyveyi tüketmeliler. İşte Ocak ayın şu an ayımızda neler var? İşte lahana, turp, kırmızı lahana gibi bu dönemin sebzelerini mutlaka tüketmeliler. Mevsiminde balık yemeliler, omega 3 takviyeleri açısından. O da şu anda işte istavrit, sardalya, hamsi gibi balıkları mutlaka tüketmeliler. Bol bol sıvı alımları çok önemli gebelik süresince. Asitli, şekerli gıdalardan uzak durmalılar. İşte kola, fanta gibi isim verdim, reklam gibi oldu ama kötü bir reklam olarak burada isimleri. Asitli içeceklerden uzak duruyoruz gebelik sürecinde. Ve mutlaka hareketi hayatımıza katıyoruz. Gebelik öncesi yoksa bile mutlaka gebelik sürecinde durağan değil, mutlaka aktif bir hayat sürüyoruz. Peki hocam, gebelikte şeker yükleme öneriyor musunuz? Kesinlikle öneriyoruz. Bu çok büyük bir korku var gebelerimizde şeker yüklemesine karşı. Ama hani çok oranlar üzerinden konuşmak istemem ama hani şöyle bir oran yazılar arasında okudum. %88 gibi bir oran var gebeler arasında gestasyonel diyabet, yani gebelik şekerinin oranı. Evet. Şimdi düşünün, 100 tane gebeden 88 tanesi gebelik süresince şeker hastalığına yakalanabiliyor. Ve biz bunları taramadan birçoğunu bilemiyoruz. Çünkü hepsi yüksek risk grubunda değil. Yüksek risk grubunda olanlar bize bir bulgu veriyor, biliyoruz. Çok kilo almışsa anne adayı, daha öncesinde çok kilolu bebek doğurmuşsa, ailesinde şeker öyküsü varsa gibi risk faktörleriyle ya da Nurcan Hanım bahsetti, polikistik over sendromuysa mesela gebe kalmışsa, onlarda da insülin direnci dolayısıyla yine gebelik döneminde şeker görülebiliyor. Onları daha önceden tanıyıp yapabiliyoruz fakat risk faktörü olmayan gebeleri ikna etmek biraz zor. Ben çok zayıfım, ailemde yok,
Ben de hani bir risk yok, yapmayalım diyen çok fazla oluyor ama risk grubunda olmayan gebeler de mutlaka 24-28. Haftalar arasında yükleme testini yaptırmalılar. Çünkü dediğim gibi risk grubunda olmayan birçok gebede de gebeliğin fizyolojik etkileri dolayısıyla gestasyonel diyabet çıkabiliyor. Şimdi pandemi sürecinde gebelerimizi çok fazla hastaneye davet etmiyoruz. Süreleri biraz daha uzatmaya çalışıyoruz. O yüzden de hani 75 gram oral glikoz tolerans testini öneriyorum açıkçası gebelerimize. Evet. Çünkü tek seferde hani tek bir seferde tanı koyabiliyoruz. Onda da işte belli değerlerimiz var. İşte 0-1-2. Saatteki değerlere göre eğer varsa annede hani illaki ilaç tedavisi mi başlıyoruz? Hayır. Tabii ki beslenmeyle, düzenli egzersizle önce deniyoruz. Eğer kontrol altına alamıyorsak o zaman mutlaka tedavi etmemiz gerekiyor. Hemen bir diğer sorumu yöneltmek istiyorum hocam. Gebelikte kanamalar neden olur? Korkulmalı mıdır? Bundan kısaca bahsedebilir misiniz? Gebelikte kanama her dönem gebeliğinde farklı olabilir tabii ki. İlk 3 ay içerisindeyse eğer öncelikle her kanamadan korkmamalıyız. Yani gebeliğin ilk haftalarında implantasyon kanaması dediğimiz gebelerimizin birçoğunda görülen işte koyu kahverengi, lekelenme tarzında bir kanama olabilir. Evet. Bu implantasyon yani bebeğin anne rahmine tutunmasını gösteren bir kanama olabilir. Ama tabii ki artan miktarlarda işte açık renkli kanamalarda mutlaka düşük riskini düşünerek bazı önerilerde bulunuyoruz. Hı hı. Gebe tabii ki kanaması olduğunda doktoruna başvuracak ve bunun bir implantasyon kanaması mı yoksa düşük riski getirebilecek bir kanama mı olduğunu tayin edilmesi şart ultrason muayenesiyle. Bir diğeri yüksek oranda görülen enfeksiyonlar, idrar yolu enfeksiyonları, işte rahim ağzına ait vajinal enfeksiyonlar yine gebelik döneminde kanamalara sebep olabilir. Rahim ağzı yaraları kanamaların sebebi olabilir. Bunlar da çok basit vajinal muayenelerle tanısı konulabilen durumlar. Gebelikte dolayısıyla vajinal muayeneden korkmamak gerektiğini bir kez daha hatırlatalım. Yani kesinlikle doktor vajinal muayene yaptı diye bir gebelik düşükle sonuçlanmaz. Tam tersine düşüğün veya işte gebelikte kanamanın kaynağını bulabiliriz bu muayenelerle. Burası önemli. Onun haricinde ilerleyen gebelik haftalarındaki kanamalar biraz daha endişe verici sebeplerden olabilir. İkinci ve üçüncü trimesterde yani son üçer aylık dönemlerde plasentaya, bebeğin eşine ait kanamalar olabilir. Plasenta previa dediğimiz rahim ağzını plasentanın tamamen kapatması durumu var ki ağrısız, çok ciddi, yoğun kanamalara sebep olabilir. Ciddi müdahaleyi gerektiren durumlardır. Yine plasentanın erken ayrılması, ablasyo plasenta çok ciddi abondan kanamalara sebep olabilir. Ağrılıdır. Gebe ciddi ağrıyla başvurur. Aynı zamanda da yoğun bir kanama vardır. Bunlar ilerleyen gebelik haftalarında acil müdahale gerektiren kanamalar arasında olabilir. Hocam gebelikte cinsel ilişki yasak herhalde bilen. Gebeliğin hiçbir döneminde eğer risk faktörü yoksa cinsel ilişki yasak değil. Hı. Ama tabii ki işte bir düşük riski varsa veya plasenta previa, az önce söyledik mesela rahim ağzını kapatan plasentanın aşağıda yerleşmesi gibi durumlarda cinsel ilişki elbette ki yasak. Onun haricinde yasak yok. Tamam. Pekala hocam, son yıllarda SMA hastaları gündemde. Doğum sonrası birçok bebekte görülebiliyor. Bunun için anne ya da baba adaylarının alması gereken, önceden alması gereken bir tedbir var mıdır? Bununla ilgili bize kısa bir bilgi verebilir misiniz? SMA'da şöyle bir şey var. Şimdi genetik olarak aslında tanınabilen bir hastalık. Anne ve baba ayrı ayrı genetik taramaya alınabilir. Ama oldukça maliyetli testler. Nasıl ki şu an tedaviyle ilgili maliyetler dolayısıyla birçok bebeğin, çocuğun tedavi olamadığını, yurt dışından tedavilere gittiklerini duyuyoruz. Bu genetik taramalar çok maliyetli olduğu için yapılamıyor maalesef. Bir diğer seçenek de prenatal genetik tanı. Burada tabii ki hani bebekte
herhangi bir SMA ile ilgili risk faktörü var mı? SMN ve NAIP diye iki gen var. Bunlardaki işte delesyonlar saptanabiliyor. Prenatal genetik tanı yapılması gerekiyor yani dolayısıyla. Anne karnındaki bebekte yine hani amniyosentez, koryomilis biyopsisi gibi yöntemlerle de anne karnındaki bebekteki SMA saptanabiliyor. Teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgilerden dolayı. Şimdi de bir diğer kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız operatör doktor Süleyman Yeni Hoca'ya dönüyorum. Hocam tekrardan siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar herkese. Güzel bayanın ardından sol tarafıma döndüm. Hastanemizin genç kadın doğum uzmanlarından operatör doktor Süleyman Yeni Hoca'ya sormak istiyoruz. Hocam Ocak ayı yani bulunduğumuz ay rahim ağzı kanseri farkındalık ayı olarak belirlenmiş bir ay. Evet. Peki bu konuda rahim ağzı kanserinin belirtilerinden bize bahsedip erken teşhis edilebilir bir hastalık mıdır? Buna değinebilir misiniz? Evet. Kadın doğum kanserleri arasında rahim ağzı kanserinin aslında hem nedeninin aslında tama yakın şimdiye kadar tespit edilmiş olması ve erken tarama imkanlarının çok iyi olması nedeniyle avantajlı bir tür olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık %99 civarı HPV dediğimiz bir virüsten kaynaklanıyor ve smear pap smear testi dediğimiz testte erken dönemde yakalanma imkanı mevcut. Öncelikle buna vurgu yaparak konuya bir giriş yapmış olalım. Rahim ağzı kanseri erken evrede aslında hiçbir belirti vermeyebilir. Yani kanser öncesi bazı lezyonlar mevcut ise bile hastada, yani kanserin başlangıcı varsa bile hastada hayatında hiçbir şikayet yaratmadan yıllar içerisinde uzun süren bir süreci var bunun. 4-5 yıl, 7 yıl, 8 yıl, 10 yıl içerisinde aslında bir kansere dönüşmüş olabiliyor. Ve o dönemde kesinlikle hiçbir belirti vermeyebiliyor. Ama bir kanser dokusu gerçekten oluşmuş, kanser artık belirgin hale gelmişse veyahut yavaş yavaş artık kanser öncesi son lezyonlar bunların belli bir derecelendirmesi var, sınıflandırması var. Evet. Hemen kanser öncesi lezyon mevcutsa hastada adet dışı kanama, vajinal kanama, evet. Özellikle ilişki sonrası bir kanama oluyorsa, ilişki ile ağrı oluyorsa, adet dönemi bittikten sonra kendiliğinden kanamalar oluyorsa, kötü kokulu, kanlı, sulu bir akıntı oluyorsa bu hastamızda rahim ağzı kanseri olabilir diye düşünmemiz gerekir. Ya da bu şikayetlere sahip olan hastalarımız rahim ağzı kanserinden şüphelenebilirler. Rahim ağzı kanseri taraması dediğim gibi smear testiyle bununla ilgili bir sürü ülkede çok farklı tarama programları var. Bizim de Sağlık Bakanlığı'nın rahim ağzı kanseri tarama programları mevcut. Aile sağlığı merkezlerinden tutun, herhangi bir hastanede bir kadın doğum uzmanı muayenesi esnasında gerekli görüldüğü takdirde smear çok rahat bir şekilde alınabilen rahim ağzından muayenede bizim jinekolojik muayene esnasında rahim ağzı gözümüzde görebildiğimiz bir yer. O esnada rahim ağzından gelen sürüntüden fırçayla alınan bir örneğin patolojik incelemesi, yani mikroskop altında oradaki hücrelerin incelemesiyle kısa sürede netice veren bir testtir. Herhangi bir ağrı söz konusu olmaz. Herhangi bir biyopsi alma işlemi değildir. Sadece rahim ağzından gelen bir sürüntünün incelenmesi amacıyla fırçayla örnek alınmasını içerir. Kim ne zaman yaptırsın smear testini, nasıl yaptırsın? Son zamanlarda artan özellikle HPV testi dediğimiz bu. Az önce bahsettiğimiz gibi rahim ağzı kanserinin aslında %70'inden bu HPV dediğimiz virüsün yüzlerce çeşidi var. Yüzden fazla çeşidi olduğu biliniyor. Bunların hepsi tabii ki rahim ağzı kanseri yapmıyor. Özellikle bunlar arasında riskli olan tipleri var. Yaklaşık %70 civarından yanlış hatırlamıyorsam tip 16 ve 18 sorumlu zaten. Ve HPV testi dediğimiz bir test son yıllarda daha yaygın olarak kullanılmakta. Bazı ülkelerde 21 yaşından itibaren smear taraması başlatılabiliyor. Bazı ülkelerde 30 yaş, bazı ülkelerde 25 yaş. Ama uluslararası bazı kuruluşlar var bunlarla ilgili. Bunların genellikle önerdiği aslında cinsel aktif bir hastamızsa eğer
özellikle 2-3 yıldan beri bir cinsel hayatı varsa bir kadın ve 21 yaşın üzerinde ise simir taramalarına başlamasında fayda var deniliyor. Ne kadar sıklıkla yapılsın? Bununla da ilgili uygulamada çok farklılıklar var. Bizim ülkede genellikle 5 yılda bir önerisi mevcut Sağlık Bakanlığı'nın, yanlış bilmiyorsam en son tarama programlarında. Bazı ülkelerde yılda bir tekrarlanabiliyor bu simir. 3 evet. yılda bir en çok önerilen, 3 yılda bir aslında. Bununla ilgili bazı oranlar mevcut aslında. 3 yılda bir yaptığınız zaman rahim ağzı kanserini %93-95 civarında erkenden yakalarsınız. 5 yılda bir yaptığınız zaman %83-84 civarında yakalarsınız. Yıllık yaptığınızda da %95 civarında rahim ağzı kanserini oluşmadan yakalarsınız. Simir ve HPV testini beraber yapalım mı? Evet. Simir ve HPV testinin beraber yapılması bu yapılacak olan taramanın etkinliğini artırmaktadır. Yani simirle beraber HPV testimiz negatifse 5 yıl boyunca sizin rahim ağzı kanseri olma ihtimaliniz yok denecek kadar azdır. HPV testiyle simir birlikte yapıldığı takdirde 5 yıl boyunca ek bir test yapmaya gerek olmayacaktır diye düşünüyoruz. Evet, bu vesileyle de bayanları bu konuda tedbir amaçlı tabii ki testlerini yaptırmaları için bilgilendirmiş. Yıllık rutin jinekolojik muayene. Peki hocam, yapılması yine gerekiyor. Çok merak edilenlerden birisi dış gebelik. Dış gebelik nedir? Tehlikeli bir durum mudur bu ve bunun tedavisi nasıl yapılır? Bununla ilgili bize bir bilgi verebilir misiniz? Evet. Gebelik tabii ki çok mutluluk verici bir olaydır. Hele hele uzun uğraşlar sonucunda bir gebelik oluşuyorsa, o idrarda yapılan ilk gebelik testinde çift çizginin görülmesini takiben ciddi bir sevinç yaşanır. Hepimiz için bu böyledir. Fakat işte bu dış gebelik dediğimiz durum, bu sevinci gölgede bırakan bir durumdur maalesef. Çok sık görülmüyor neyse ki. Aslında dış gebelik oranı %2'ler civarındadır dünya genelinde. Yani 100 gebeliğin 98'i dış gebelik olmayacaktır. %2 civarı görülür. Dış gebelik dediğim gibi adet gecikmesini takiben idrarda ya da kanda yapılan gebelik testi sonucunda ilk ultrason muayenesinde eğer kese görülemiyorsa ve gebelik değeri belli bir değerin üstündeyse şüphelenilmesi gereken bir durumdur. Dış gebelik rahim içerisinde yerleşmesi gereken gebeliğin rahim duvarı içerisine, hatta endometrium da yerleşmesi gereken yerin dışına yerleşmesidir gebeliğin. Ve en çok tüplere yerleşir. Tüplere yerleşir. %90-95 civarında tüplere yerleşir. Yumurtalıklara yerleşebilir, rahim ağzına yerleşebilir. Karında başka herhangi bir alanda daha nadir olmak üzere görülebilir. Ama kabaca ve en sık dediğim gibi rahim içerisine değil, tüplere yerleşmesidir. Aslında çoğunlukla gördüğümüz tablo budur. Hasta nasıl anlar ya da nasıl şüphelenebilir? Kim şüphelensin dış gebelikten? Adet gecikmemiz varsa, gebelik testimiz pozitifse, karın ağrımız oluyorsa, özellikle belli bir tarafta daha fazlaysa, sağda daha çok ağrım var, solda daha çok ağrım var ve kanamamız varsa beraberinde, az önce Çiğdem Hocam da çok güzel anlattı, gebeliğin erken dönemlerinde 3-4 gebenin birinde o yerleşme kanaması olabiliyor. Kanama tek başına kriter değil. Burada aslında ağrı biraz daha önemli bir kriter olabiliyor. Dış gebelik tüpte büyümüş ve daha belirgin bir şekilde tüpü patlatmış ve belirgin bir iç kanamaya sebep olmuşsa hasta bize şok tablosuyla bile gelebilir. Yani artık tansiyonu düşmüş, bayılacak gibi kendinden geçmiş bir halde gelebilir. Bu da tüpteki o dış gebeliğin patlamasına bağlı oluşmuş olan içerideki kan kaybından kaynaklanabilir. Hatta ilk dönem, yani birinci trimester dediğimiz ilk 3 ay gebelikte anne kayıplarının, anne ölümlerinin dünyadaki en sık sebebi aslında bu dış gebeliktir. Fakat bu ne zaman olur en çok? Gecikmişse olur. Onun için adet gecikmesini takiben, eğer yapılmış bir idrarda ya da kanda gebelik testimiz pozitifse kadın doğum uzmanına hemen başvuralım. Tanısını erken dönemde, çok erken başvurularda bazen daha bu dış gebelik midir, normal gebelik midir ayırt etmesi güç olabiliyor. Burada bize bir şey yardımcı oluyor. BTHCG dediğimiz kandaki gebelik değerinin 2 günde bir ki artış hızı. Belli bir oranda artış göstermeli bu. Eğer kese göreceğimiz gebelik değeri sınırının altındaysa bu da yaklaşık olarak vajinal ultrasonla 2000 civarı bir gebelik değeri demektir. BTHCG dediğimiz gebelik değeri. Eğer çok çok yeniyse gebelik, en azından bir kere
bir kere bu şikayetlere de sahipse hasta özellikle 48 saatte bir, 2 günde bir güzel artıyor mu? Beta HCG dediğimiz gebelik değeri. Dış gebelikten şüphelenelim mi yoksa hastaya git bir hafta sonra gel kesenip görelim diyecek rahatlıkta mı olalım? Biraz bizi o yönlendirebiliyor. Adet gecikmesinden sonra o tarz şikayetleri olan hastalarımızın aklına gelsin, erken başvursun. Erken başvurmanın bir zararı yok. En fazla o esnada keseyi görmeyiz, 5 gün sonra görürüz. Ama olası bir dış gebelik dediğim gibi anne adayımızda hayati tehlikeleri varacak kadar sıkıntılara yol açabiliyor. Eğer sizin soracağınız bir şey yoksa kimlerde aslında dış gebelik biraz daha fazla olabilir? Hani en azından dış gebelik geçirmişse, yani daha önceden dış gebelik geçirmişse yeni oluşacak olan gebelikte dış gebelik geçirme ihtimali 7-8 kat artıyor. 7-8 kat korkutmasın. Zaten normalde %1-2 dedik. Yani %80 ihtimalle yeniden normal gebelik olacaktır aslında. Ama başkasına göre riski artmış oluyor. Geçirilmiş bir ameliyatı varsa karın alt bölgesinden, bu apandisit olabilir, yumurtalık kisti olabilir ya da tüp bebek tedavisi aşamasında tüplere yapılan bazı ameliyatlar olabiliyor. Tubal cerrahi geçirmişse, tüplerle ilgili bir ameliyat geçirmişse bunlar da çok sık olabiliyor. Daha önceden çok ciddi kadın doğum yollarında iltihaplı bir atak geçirmişse, çok yoğun kasık ağrılı, vajinal akıntılı, ateşli, pelvik inflamatuar hastalık dediğimiz, o da tüpte yapışıklıklara sebep olup dış gebelik ihtimalini artırabiliyor. Bu hastalarımız gebe kaldığı zaman özellikle bu tarz özelliklere sahip hastalarımız dış gebelik olma ihtimalim benim başkasından biraz daha yüksek olabilir, biraz daha dikkat edeyim diyebilirler en azından. Peki canlı yayında bize gelen sorulardan birisi var ama hocama sorayım. Hocam hamilelikte Paxera kullanılabilir mi yazmışlar. Doğru mu okudum bilmiyorum ama. Doğru okumuşsunuz. Bununla ilgili ne diyebiliriz hocam? Şimdi gebelikte ilaç kullanımı tabii çok ciddi bir şey. Gerekmeyen hiçbir ilaç kullanmamak lazım. Vitamin takviyeleri dışında. C grubu Paxera. Evet. Ama eğer hastanın, yani kar zarar oranı dediğimiz bir şey var gebelikte ilaç kullanımında. Eğer hastanın sağlayacağı fayda daha fazlaysa ve kullanması gerekiyorsa her türlü ilaç kullanıyoruz. Kanseri bile tedavi etmemiz gerekebiliyor bazen gebelikte. Kullanılabilir. Eğer hastanın ihtiyacı varsa kullanabilir. Peki hocam, izleyenlerimize bugünkü panelin sonunda sizin son olarak söylemek istediğiniz mesajlarınızı alabilir miyiz? Siz size vermişken buyurun. Evet, şimdi arkadaşlarım da siz de panelin başına söylediniz. Bu çok zor dönemden geçiyor. Dünya çok zor bir dönemden geçiyor. Covid gerçekten insanları ciddi oranda öldürüyor. Yani inanılmaz rakamlara ulaştı ölümler. Evet. Biz mümkün olduğu kadar hastaneye hasta kabul etmemeye çalışıyoruz ama bu demek değildir ki işte gebelik ya da herhangi bir hastalık durumunda hastaneye gelmeyin. Çünkü Covid'den kurtulayım derken çocuklar kızamıktan ölebilir aşı programları aksadığı evet. için. Enfeksiyonlar ertelendiği için enfeksiyon hastalıklarından ölebilir. Yaşlılarımızda işte kalp tansiyon gibi hastalıkları olanların çok ciddi sorunları, yani evden çıkmayın derken sağlık probleminiz varsa mutlaka doktorunuzla ve sağlık kurumunuzla mutlaka görüşme halinde olmalısınız ve gerektiğinde, çünkü gerekli tedbirler alınıyor sağlık kurumlarına, ona göre hastalar bakılıyor, ona göre karşılanıyor, mutlaka başvurulması gerekiyor. Gebelik de öyle bir dönem, yani gitmesem de olur dönemi değil. Yani bazı bazı dönemlerin işte dış gebeliğin atlanmaması, sağlıksız bebek doğurulmaması, şeker tanısının konulmaması gibi, gelişme geriliğinin ya da işte riskli bir gebeliğin tanısının konulmaması gibi çok ciddi sorunlara yol açabilir takipsizlik. Evet. Gebelik, anne bebek ölümlerini önleyen, bu düşük düzeylere getiren en önemli sebeplerden biri artık sağlık takiplerine ulaşabilmeleri gebelerin. Yani bu kadar güzel takip edildikleri için anne ve bebek ölümleri bu kadar azaldı. Mutlaka düzenli takiplere gelmeleri gerekiyor. Sadece gereksiz yere hastane ve sağlık kuruluşlarına gelmemeleri gerekiyor. Uzak durmaları gerekiyor. Onun dışında bizler buradayız. Elimizden geldiğince sağlıklı ve mesafeleri, işte onların korumalarını sağlayarak hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet. Düzenli takiplerini aksatmasınlar, sadece gereksiz yere hastaneye girip çıkmasınlar ya da dışarıya çıkmasınlar, evde kalsınlar. Evde hayat var sloganını çok tutuyoruz.
dikkat etmeye çalışsınlar. Onun dışında diyecek bir şeyim yok. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlere verdiğiniz güzel bilgilerden dolayı. Çiğdem Hocam, sizin izleyenlerimize bugünkü panelimizde son olarak söylemek istediğiniz mesajlarınızı alabilir miyim? Kesinlikle mevcut sağlık problemlerini ertelemesinler. Ama tabii ki çok ciddi bir salgın ortamındayız. Herkes kendisine dikkat etsin, evlerinde kalsın demeye devam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bugün sizlerin de bizlere sorularımıza verdiğiniz yanıtlardan dolayı ve Süleyman Hocam'a dönmek istiyorum. Hocam, sizlerin bugünkü panel sonunda izleyenlerimize vermek istediğiniz mesaj var mı? Covid-19 aşısıyla ilgili ben bir ekleme yapayım. Gebelik planlamadan 2-3 ay önce eğer yaptırırlarsa, aslında şu an hani gebeler programı alınana kadar ya da onların durumu belli olana kadar hani gebelik planlıyorum bugünlerde. 2 ay erteleyip şu günlerde aşı olursa, aşı yapmayı düşünen ve aşıyı benimseyen bir anne adayımız için söylüyorum bunu. Gebelik öncesi yaptırmasında şu an bir sakınca yok. Yani nihayetinde gebe değil şu anda, programa alınıp alınmamasının bir önemi kalmamış oluyor, onu önerebiliriz. Tabii pandemi hem can sıkıyor hem bizi ruhen, fiziksel olarak her türlü normal alışkanlıklarımızdan vazgeçirtti. Ama tabii ki sağlık hiçbir zaman ihmal edilecek bir şey değil. Gebelikte az önce sayın hocalarımın da söylediği gibi çok riskli durumlar olabiliyor. Anında müdahale etmemiz gereken pek çok durum olabiliyor. Bu yüzden Çiğdem Hocam da söyledi, telefonla 7/24 bize hastalarımız ulaşabiliyorlar. Bir sıkıntı, bir şüphe, acil bir durum şüphesi olduğu zaman bize danışabilirler. Gerektiğinde muayeneye davet edebiliriz. Gebelik kontrolleri ve gebelikle ilgili durumlar gerçekten sıkıntı yaratacak hale gelmeden önüne geçilebiliyor nihayetinde, bazı durumlar için özellikle. Bu konuda biz ekip olarak, hastane olarak 7/24 hizmet verme konusunda hazırız. Evet. Bir sıkıntı yok. Çok teşekkür ediyoruz. Hocalarımın da dediği gibi gerçek anlamda bu süreçte hemen hemen her gün diyebilirim fiziken hastanede bulunarak hastalarınıza hizmet verdiniz ve onların takiplerini de hiç aksatmadınız. Onlar adına sizlere tekrardan teşekkürlerimizi iletelim. Tabii hocalarımın da dediği gibi bu süreçte korkularımızı yenelim. Tabii diğer sağlık problemlerimizi de ihmal etmeyelim. Daha büyük riskli problemler haline gelmesin diyelim. Biz tüm branşlarda hizmet vermeye devam ediyoruz. Tüm hijyen şartlarında, koşullarda gerekli tedbirleri de almış oluyoruz. Bu konuda bizlere de güvenebilirsiniz diyelim. Evet, bugünkü panel sonunda hemen şunu da iletmek istiyorum. Burada doğum yapan, çocuğu artık büyümüş, kocaman olmuş kişiler bile bizlere mesajlarla ulaştı. Sizlere gerçekten çok teşekkürlerini, çocuklarının selamlarını da ilettiler. Tam 22 yıldır bu konuda hem çevremizde, Zeytinburnu çevresinde olsun, İstanbul'da olsun, bu konuda tercih edilir bir hizmet veriyoruz. Bunlar sizlerin, hastane yönetiminin sunduğumuz koşulların sayesinde. Şimdi bir de yenilendik, daha da konforlu bir halde, daha da yeni bir halde hastaların karşısına çıkıp güzel beğeniler, yorumlar alıyoruz. 22 yıl öncesinde ve ondan sonrasında tabii hastanemizde doğan çocuklarımız var. Bizim çocuk şenliklerinde buluştuğumuz çocuklarımız var. Şu anda tabii ki bu dönemde çok sık bir araya gelip onlarla bir etkinlik yapamadık ama hepsine buradan selamlarımızı göndermiş olalım. İnşallah en yakın zamanda annelerle, çocuklarıyla güzel bir aktivitede bir araya geliriz. O günleri de özlediğimizi buradan belirtelim. Burada doğup hastanede bile şu an çalışan kişiler var. Duymuşsunuzdur muhakkak. Onlara da buradan selam olsun diyelim. Evet. Sağlıklı bir gebelik için, kaliteli ve sağlıklı bir çocuk dünyaya getirebilmek için, güvenilir bir hastane ortamında çocuğunuzu tüm donanıma ait bir hastanede dünyaya getirmek için bizi tercih edebilirsiniz. Hekimlerimiz, medikal kadromuz ve üstün hizmet anlayışımızla her zaman 7/24 sizlerleyiz diyelim. Evet, hemen bir yayın duyurusu daha yapmak istiyorum bugünkü yayınımızın bitiminde. Cumartesi günü Avrasya Hastanesi'nin dijital yıldızlarını seçeceğiz. Buradan bizi izleyenler de vardır şu anda. Kesinlikle şanslılardan birileri bizi izliyordur. 2020 yılında, yani geçtiğimiz bir yılı kapsayan süreçte hastanemizin kurumsal sayfasında, yani sosyal medyamızda yorum, beğeni ve paylaşımıyla bizi en çok destekleyen kişileri seçerek
Facebook verileriyle süzerek ödülleriyle buluşturacağız. Cumartesi günü saat 12'de buluşalım diyoruz. Bizimle o gün yayında olun diyoruz. Belki de bu şanslı kişilerden birisi sizsinizdir diyoruz. Evet, tüm branşlardan ve kadın hastalıkları doğum bölümümüzden randevu telebinde bulunmak için 0212 665 50 50 numaralı çağrı merkezi temsilcilerimizle ya da online randevu hizmetlerimizden bizlere ulaşabilir, randevu alabilirsiniz diyelim. Sağlıkla kalın diyoruz, hoşça kalın diyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz, Avrasya Hastanesi'nde Şifa Kapısı programımızda bugün de kadın hastalıkları ve doğumla ilgili dijital konferansımızda, panelimizde sizlerle birlikteydik. Avrasya Hastanemizin 3 değerli kadın doğum uzmanımız bizlerle birliktelerdi. Hocam, Süleyman Hocam bizlere neler söyleyecekler panelle ilgili, kendisinden dinliyoruz. Herkese merhabalar diyorum. Tabii ki son zamanlarda hastanemiz bu konularda oldukça aktif bir şekilde bu dijital paneller konusunda farklı branşlarda pek çok oturum yaptı. Sıra bize geldi. Biz de kadın hastalıkları ve doğum branşı olarak belli başlı konularda özellikle hastalarımızı, halkımızı bilgilendirmek adına bir panel gerçekleştirmiş olduk. Umarım faydası olmuştur bizi dinleyenlere. Umarım bir şeyler katabilmişizdir. Kadın hastalıkları ve doğum branşı içinde pek çok acil durumlar barındırabilen 7/24 çalışan bir branş. Bu yüzden az önce de belirttiğimiz gibi pandemi gibi bazı durumlar olsa da aksatılmaması gereken sıkıntılı durumların ortaya çıkabileceği bir hasta popülasyonumuz mevcut. Derya Deniz tabii kadın doğum çok geniş, çok geniş, çok farklı alanlar, çok farklı konular var. Biz bugün değerli arkadaşlarımla birlikte birkaç farklı konuya değinmeye çalıştık. Dediğim gibi umarım faydası olmuştur hastalarımıza. Çok faydalı oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili Şifa Kapısı izleyenlerimiz, Avrasya Hastanesi'nde kadın doğum uzmanlarımızdan Çiğdem Hocam bizlerle birlikteler. Hocam neler söyleyecekler? Değerli hocamızdan dinliyoruz. Modern hayatın getirisi dijital platformlar pandemi gibi bir dönemde çok işimize yaradı açıkçası. Hastalarımıza tabii ki acil problemlerde her zaman hastanemize gelmelerini bekliyoruz ama böyle zamanlarda da önemli konu başlıklarıyla nelerde alarma geçip nelerde buraya gelmeliler, nelerde de içleri biraz daha rahat etsin, onların çok streslerini de artırmak istemiyoruz tabii ki. Zaten stres yükümüz oldukça fazla. Onun için güzel geçti diye düşünüyorum. Umarım bizlere, izleyenlere de bir faydası olmuştur. Evlerine ve hanelerine misafir oluyorsunuz hocam. Aynen öyle. Evet. 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 Her sorunun cevabını sizden gibi kıymetli hocalarımızdan alıyorlar izleyenlerimiz. Anında sorabilmeleri, evet. O anda bize ulaşabilmeleri de çok büyük bir rahatlık. O açıdan keyifli, bizimler açısından keyifli geçti. Umarım izleyenler de aynı keyfi ve verimi almışlardır. Evet, yine değerli hocam, kadın doğum uzmanımız Nurcan Dalan hocam da bizlerle birlikteler. Güler yüzüyle ve bilgi donanımıyla ekranları başındaki izleyenlerimizi panelimizle gerçekten de çok güzel sorularla da cevaplarıyla da aldık. Nurcan hocam neler söyleyecekler, kendilerinden dinliyoruz. Evet, şimdi eskiden toplantılar yapardık, güzel güzel hastalarımızla buluşurduk, sadece hastalık için değil, bilgilendirme, neler yapabileceğini anlatmak için, ama şimdi artık biz de kendi toplantılarımıza, bilimsel toplantılarımıza dijital ortamda katılabiliyoruz. Biz de bilgilerimizi bu şekilde tazeleyebiliyoruz. Onun için de hastalara bu şekilde ulaşmak güzel. Bir kolaylık oldu çok, Can Hocam. Çok güzel kolaylık ve insanın bazen yüz yüze soramadığı soruları bu tür, evet, dijital ortamlarda sorması gerçekten çok daha rahat ve daha bilgilendirici oluyor. O yüzden güzel geçtiğini umarım. Elimizden geldiğince çok kısa ve hızlı böyle bir bilgi sunumu oldu. Çok fazla konudan konuya atladık belki ama en çok böyle dikkat edilen, en çok merak edilen konulara değinmeye çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Çok da faydalı oldun hocam. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkür ederiz. Kanal 58 izleyenlerimiz, Avrasya Hastaneler grubunda Şifa Kapısı programımız sizlerle paylaştık ve bu haftada kadın hastalıkları ve doğumla ilgili dijital platformumuzda panelimizi gerçekleştirdik. Avrasya Hastaneler Grubu Direktörümüz kıymetli İbrahim Uğurlu Hocam panelimizle ilgili neler söyleyecekler, kendilerinden dinliyoruz. Evet, kadın deyince akan sular duruyor. Her şeyin varlık temeli kadın. Annelerimiz,
yeni nesiller annelerimizin eseri diyoruz. Tabii bugün kadın doğum hastalıkları panelinde hekimlerimizi de gördük. Düşündüm ki evet, yeni nesil annelerin ve hekimlerin eseri. Ama hangi annenin? Bilinçli annenin, eğitimli, bilgili, uzman hekimlerin bu konuda kendini çağa ayak uydurmuş hekimlerin. Bu panelde gurur duydum. Ekibimizle gurur duydum. Teknolojimizle, altyapımızla gurur duydum. Çağa ayak uydurma bakımından da dijital bakımından katılımcı izleyicilere sorularına katkılarının da ayrıca gurur duydum. Güzel bir panel oldu. Biz ilk kurulduğumuz günden beri hastanemizin temel misyonunun dışında her branşa da ayrı bir misyon ve vizyon yüklemişiz. Yükledik. Kadın doğum branşına da bir anne babadan en kaliteli bir evlat nasıl dünyaya getirilir? En sağlıklı evlat nasıl bir dünyaya getirilir? Vizyonunu edinmiştik. Bugün o vizyona da erişmenin, o vizyonda yol kat ettiğimizi görmenin de ayrı bir sevincini ve mutluluğunu yaşadık. Evet, anne, hele hele günümüzde şu anda anne ölümlerinin azalması, çocuk ölümlerinin azalması, annelerin eskisine göre daha bilinçli, onurlu, gururlu olması, daha güzel yetişmesi, bizim çocukluğumuzda ya da bizim annelerimizin, babalarımızın o zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti'nde 400 tane ebe vardı. Ebeyle doğum yapmak bir lükstü. Bugün uzmanlarla doğum yapmak. Uzman, bu işin bilgili, bilinçli, her aşamasında bunu takip edebilen, bu konuda destek veren insanlarla. Ayrıca yine bizim geçmişimizde kadın doğum uzmanı dediği zaman insanlar bay ve bayan ayrımı yaparlardı. Şimdi bunun da biraz azaldığını görmek de ayrı. Biz kadın doğum uzmanını arıyoruz. Bu yeni nesil için, annelerin ölmemesi için, yeni neslin, çocuklarımızın daha sağlıklı bir olması için uzman olması yeter. Bilgilenme, bilinçlenme açısından kadın erkek ayrımı ne kadar az olursa o kadar çağdaşlaşma yolunda bir adım atmışız gibi. Bugün o duyguyu da gördüm. Gerçi 3 tane hekimlerimizin içerisinde ağırlıklı bayanlar vardı. Bayanların sözü geçiyordu. Evet, baylar da var. Kadın doğum uzmanı baylar da var. Evet, Süleyman Hocam da işinin ehli, çok başarılı bir hekim. Uzman olmasına bakmamız gerekiyor. Evet. Hocam, tabii evet, çok önemli bir konuya değindiniz. Ve tabii şu anda Türkiye gündeminde konuşulan koronavirüs aşılarının Türkiye'ye gelmesi, sağlık çalışanlarımızla başlaması, sonra 65 yaş üstü aşılanmalar yapılması ve Avrasya Hastanesi'nde de aşılarımız gerçekleşecek, yapılacak. Şu andaki aşamadan da sizden bir bilgi almak istiyoruz. Tabii hamile bayanlarımızın da aşı olmasıyla ilgili Süleyman Hocam bilgiler verdi ama sizin de bu konuda düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet, COVID-19 aşısı bugün hastanemizde başladı. Ben de ilk olanlardan biriyim.
COVID-19 aşısını ilk dozunu yaptırdım. Bu da dünyamız için ve ülkemiz için çok önemli. Aşılar eskince onlarca yıl sonra birinci faz, ikinci faz, üçüncü faz derdi. Evet, bilim ve insanlık bunu 8-9 ayda uygulamaya koydu. Ülkemizde de bugün uygulama başladı. Hastanemizde de, Avrasya Hospital'da da öncelikle sağlık çalışanları ve merkezi sistemle randevu alanlarda bugün aşılarını oldular. Aşı olmakta kaybedilecek bir şey yoktur düşüncesiyle ben aşımı hemen oldum. Peki öyle. Efendim. Bu da güzel bir mesaj olsun. İşte İbrahim Hocam aşısın oldu. Aşı olmaktan da korkmasınlar. Korkulmasın. Evet, korkulmasın. Bu da güzel bir kaybedilecek bir şey yoktur. Evet hocam çok teşekkür ederim. Ama olunmazsa kaybedilecek. Evet. Sonra pişmanlıklar yaşamayalım. Daha büyüktür. Peki öyle diyeyim. Evet, kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, değerli hocamızın mesajlarıyla da Şifa Kapısı programımıza noktalıyoruz. Avrasya Hastanesi'nde Şifa Kapısı programımızda kadın hastalıkları ve doğumla ilgili panelimizi sizlerle paylaştık. Farklı bir programımızda yine sizlerle olma ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın efendim. Dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse İnsan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp, Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalyeyle geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. Işın tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğum hanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta.
Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050.